isterseniz topyekün o zaman muhalefeti bir şekilde yasaklayalım, hiçbir şekilde konuşmasınlar demeye getiriyorlar. Hatta hafta içi Sayın Erdoğan'ın Oxford Üniversitesi'nin bir araştırmasından bir dem vermişti. Kendince kendilerine bakan zaviyesiyle anlattığında olumlu bir cümlesi vardı ama o araştırmada da şöyle bir olumsuzluk var. Türkiye kendisini ifade etmekten özgür, daha doğrusu korkan insanlardan müteşekkil bir topluluk olarak o araştırmada yer buluyor. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın verdiği örnekte de vatandaşının çok cesur davranamadığı, söyleyeceği sözleri imtina ile söylediği, hatta ileri demokrasiye taşıyoruz dedikleri şeyde düşünün vatandaşınız tweet atmaktan imtina ediyor. Evet. Yani bu haliyle siz ilk geldiğinizde göreve 3 şeyle geldiniz. Yasakları, yoksulluğu ve yolsuzluğu bitirecektiniz ama hiçbiri bırakın azalmayı artarak devam ediyor. Geldi. Ve bu yasaklarla sizin vatandaşınızı herhangi bir yere taşımayacağınız aşikar oldu. Şimdi sen orada bir cümle, bir tabir kullandın. Kaç yazar dedin. Evet. Burada hemen hukukçumuza dönmek istiyorum. Daha sonra Miyasa Hanım'a cevap vereceğim. Hakikaten kaç yazar teoride işe yarar bir şey mi? Yani baya baya yazıyor çünkü. Onu diyeceğim. Ne yazık ki yazıyor yani. Gönül ister ki kaç yazar hakikaten öyle diyelim. Hani şu tabii ki özgür bağımsız medya için bu cezalar gerçekten bir susturma aygıtı, bir caydırma etkisi yaratmak için veriliyor ama işine inanan sizin gibi basın mensupları ya da şu anda görevini yapamayan, çalışacak kurum bulamadığı için kendi mecrasında, kendi medyasında bu konuları dile getiren, gerçekten halkın ifade ve haber alma özgürlüğünü ikisini bir arada düşünerek yerine getirmeye çalışan medya mensupları için kaç yazıyor yani? Kaç yazar noktası o noktada geçerli. Ve fakat çok, nasıl diyeyim, aslında Türkiye tarihine en kara leke olarak geçen dönem. Yani RTÜK'ün kuruluşundan itibaren gerçekten savunulabilecek çok bir başarılı icraatı yok. Evet. Baktığımızda RTÜK belki iyi bir niyetle ya da iyi bir planla işlese işe yarar nitelikte bir kurum haline getirilebilir. Ama dünden bugüne baktığımızda sağlıklı işleyen bir kurum değildi. Çünkü yalnız, zaten serbest davranamıyorlar. Yani evet, belli şimdi, bir yere bağlı hareket ediyorlar. Şunu anlıyorsunuz. Devlet bir müdahale, bir yasal yaptırımın kurullar aracılığıyla uygulanmasını düşünebilir. Bunda bir sorun yok. Bu devlet genel teorisi için makul. Ama uygulama bu kadar kötü olunca aklı hiç artık o yöntem gelmiyor. Hele son 6-7 yılda AKP'nin yaptığı sisteme baktığımızda akla ucu bucağı gelmeyecek. Yani kanunu en kötü nasıl yorumlarız dediğimizde bile hiç o konuya temas etmeyecek bir yöntem izleniyor. Şimdi bakalım burada. Birincisi, bir milletvekili en sert, en kaba, en tahammülü mümkün olmayan ifadeleri bile söyleyebilir. Ya bu evrensel olarak da, Türkiye'de anayasa olarak da çok mümkündür. Çünkü demokrasi ancak böyle gelişir. Sert söylemlere, eleştirel söylemlere tahammül etmeniz sadece milletvekilinin kendi hakkı değil, temsil ettiği yüz binlerce insan açısından değerlidir. Çünkü bu düşüncelerin o kişi tarafından söylenirken bir tabanı olduğu gerçeği vardır. Eğer, örneğin Erdoğan da bunu hep söylüyor baktığında, millet cezasını verir diyor, millet kararını verir, sandıkta görürüz diyor. Çok yanlış düşüncelere sahip bir siyasi varsa onun siyasi hayatı bir yerden sonra biter. Bunu tahammül edip dinleyeceksiniz. İkincisi, bu görüşlerin bir basın yayın organında çıkması o basın yayın organıyla hiç de ilgili bir konu değildi. Evet, enteresan yani, taraflarından biri de o. Özellikle hani bu tarz durumlarda, yayın akışlarında olsun, kesilemeyen, aktarılan haberlerde olsun çok barizdir. Eğer basın yayın organı net bir biçimde kendi görüşü olarak bu konuyu vermiyorsa zaten tartışmaya kapalıdır. Şimdi AKP bu konuları yanlış ve yalanın üstüne kurarak, hani kendi getirdiği yasayla da bunu bariz görüyoruz. Benim söylediğim yalanın gerçek olarak geçmesini istiyorum algısını yarattığı için bunu devlet kurulu eliyle yapıyor. Şimdi RTÜK az buz bir yer değil. Orada o maaşları alan kurul üyeleri, o imkanlara sahip kurul üyeleri aslında hepimizin cebinden vergilerle bunları yaparken, en sert uygulamayı da yaparken, hani vicdanı bir kenara bırakın, artık insanlıklarından bile ben şüphe etmeye başlıyorum. Evet. Ya bunu açık söylemek lazım. Orada muhalefet şerhi düşen üyeler dışında bu metne nasıl imza atıyorlar? Bunu akılla izah edemezsiniz, hukukla hiç izah edemezsiniz. Burada yapılması gereken, hani toparlayıcı bir yöntem olarak ne bulunur?
oradaki bu kurul anlayışı, bu kurul üyelerinin bakışı değişmedikten sonra biz daha ağır cezaları ne yazık ki seçime gidene kadar göreceğiz. Çünkü asıl istenen böyle özgür mecraların seçim sırasında topluma bu fikirleri ya da siyasilerin demeçlerinin iletilmemesi. O yüzden hani bu etki, bu caydırıcı etkiyi hele de hani bir oralarda basın yayın geçmişi olmayan kişilerin eline verdiğinizde kraldan çok kralcı uygulamalarını ben bir önceki hatırladığım kadarıyla Tele1'e geldiğimde yine bir cezayı değerlendirmeye gelmiştik. Bir sonraki daha kötü olabilir dedik. Çok üzülerek söylüyorum ya neredeyse hani yayın karartmaya zaten kadar gideceğimiz bir o noktaya eğer gelebilir. Ya bu şey ama olacak. Tabii ki bunu da görmek lazım. Hani krallıklar yıkılıyor, saltanatlar bitiyor. Bu iş böyle sürmez. Bunu evet, altını çizelim. Peki, yılların gazetecisi Miyase İlknur Hanımefendi, siz çalıştığınız süre boyunca basın üzerine hiç bu kadar baskı gördünüz mü? Diğer soruya ek olarak bir de bunu yöneltmek istiyorum.